19. yüzyıl Anadolu insanı ve Vanbury. Anladıklarımız, hüzünlendiklerimiz, keyiflendiklerimiz. Arminius Vanbury, doğumu 1832, ölümü 1913, Macar asıllı bir doğu bilimci ve Türkolog. Seyyah ve yüksek ihtimalle Birleşik Krallığın emrinde bir casustur. Theodore Hazel'ın Sultan II. Abdülhamit tarafından kabul edilip ilk görüşmesine aracılık etti. 19 Mayıs 1901. Theodore Hazel, bugünkü İsrail Devleti'nin kurulmasına kadar giden yolda ilk adımda Siyonist ideolojiyi ortaya koyan kişidir. Arminius Vanbury, 2. Abdülhamid'in güvenini kazanmıştı. Theodore Hazel'la birlikte uzun uğraşlar sonucunda Sultan'ın huzuruna 1901 yılında bir randevu ayarlayan Vanbury, siyasi Siyonizmi destekliyordu. Hazel, 16 Haziran 1900 tarihinde Vanbury'i Tirol'da ziyaret etti. Günlüklerinde bu ziyaret hakkında şunları yazıyordu. 70 yaşındaki bu aksak Macar Musevi'nin şahsında hayatımda gördüğüm en ilginç insanı tanıdım. Kitaplarını Alman dilinde yazan, 12 dili aynı mükemmellikle konuşan, daha fazla Türk mü yoksa İngiliz mi olduğuna bir türlü karar veremeyen bu adam, hayatında 5 ayrı dine geçerek bunlardan ikisinde rahip oldu. Vanbury, Macar halkının Asya menşeilerini bulmak arzusu içinde 22 yaşındayken İstanbul'a seyahat edip orada Asıf Bey ve daha sonra Rıfat Paşa'nın hizmetinde Frank lisansları muallimi, yani Avrupa dilleri hocası olarak çalıştı. İstanbul'da bulunduğu 1857-1863 yılları arasında farklı Türk ağız ve lehçelerini öğrenme fırsatını da buldu. Aynı zamanda Türk tarihinden bazı eserlerin çevirilerini yaparak Almanca, Osmanlıca bir sözlük de yayınladı. Macar İlimler Akademisi'nin desteğiyle Sünni bir derviş kılığında 1861 ve 1864 yılları arasında 4 yıl süreyle o dönemde Batılılara neredeyse kapalı bir bölge sayılan Ermenistan, İran ve Türkistan'ı gezdi ve yolculuğundan coğrafya, etnografya ve filoloji alanlarında önemli bulgularla döndü. İngiltere Jeoloji Enstitüsü'nün hizmetinde ve Birleşik Krallığın emrinde bir casus olarak Raşit Efendi Müstahar adıyla önce İstanbul'dan gemiyle Trabzon'a, oradan katır üstünde kervanlarla Tebriz ve Isfahan'a seyahat etti. Oradan gittiği Tahran'da bir süre Osmanlı elçiliğinde kaldıktan sonra Hazar Denizi'nin güneyinden Buhara, Semerkant ve Hive'ye gitti. Arkasından Herat ve Tehran üzerinden Osmanlı Devleti'ne döndü ve İstanbul üzerinden memleketi Macaristan'a gitti. Travels ve Adventures in Central Asia adlı eseri 1864 yılında yayınlandı. Başta o dönemde bölgedeki hakimiyet için Rusya ile rekabet halinde olan İngiltere olmak üzere tüm Avrupa'da büyük ilgi gördü. 19. yüzyıl Anadolu insanı. Vanbury önce Türkçe öğrenmişti. Sonra dinini, kılığını ve adını değiştirdi. Türklerin arasına Raşit Efendi adıyla karıştı. Devletin en üst makamlarının arasına karıştı. Seyahate çıkarken artık o bir derviş idi. Osmanlıcayı mükemmel denebilecek kadar iyi konuşuyordu. Hiç kimse ondan kuşkulanmadı. Herkes tarafından büyük saygı ve ilgi gördü. Ta ki yıllar sonra Londra'ya döndükten sonra anılarını yazınca deşifre oldu. Vanbury anılarında şunları yazıyordu.
derviş kıyafetiyle aralarına girdim. Eğer hakiki hüviyetim meydana çıkmış olsaydı, değil burada, Osmanlı sefarethanesinin has itibarlı misafiri olabilmem çok zordu. İmkansızdı. Kaldı ki hayatım dahi tehlikede kalırdı. Ben Raşit Efendi, sefirin has misafiri ve dostu olarak bu Türk hacıları nezdinde gün geçtikçe itibar sahibi oluyordum. Öyle saf ve mert insanlardı ki, kendi hayatlarında yalan söylemedikleri için hiç kimsenin ne sebeple olursa olsun yalan söyleyebileceğine, hele hakiki hüviyetini saklayacağına asla ihtimal vermiyorlardı. Türkler en mert, saf ve güvenilir insanlardır. Muhataplarını da kendileri gibi bilirler ve her söylenene itimat ederler. Bilhassa dini ve manevi bahislerde kimsenin yalan söyleyeceğine asla ihtimal vermezler. Benim tam bir derviş hüviyeti ve şekli içinde alıştıkları üslup ve hususiyetlerle aralarına girdim. Türkmenler kısa zamanda öylesine bağlandılar ve inandılar ki kazancımı tarif edemem. Birçok hastalar benden iyi nefes istiyor. Bazısı hekim olduğumu zannederek tedavilerinin yollarını araştırıyorlar. Bazısı ilaç yapmamı rica ediyorlardı. Ve ancak sorulan suallere cevap verdim. Binlerce kadın, çoluk çocuk, kız, ihtiyar, genç etrafımızı aldılar. Birbirinin üzerine yığılmış bizi görmek sevap olur diye ellerini üzerimize sürmek, ellerindeki tesislerden bizlere birer yudum içirdikten sonra bu suyu her derde şifa olarak saklamak, hayır duamızı almak için rahat nefes aldırmaz olmuşlardı. Türkmenlerin hepsi İslam'dır. Yalnız dinini de hakiki manasıyla bilmezler. Birkaç kelime din konuşan biri başkalarına imam olur. Ben de onu yaptım. 19. ve 21. yüzyıl Anadolu insanı. İki asır öncesindeki insanımız hakkında Arminius Vanbury'den öğrendik ki, insanımızın gönül yanı zengindir ama akıl yanı fakirdir. Onlar ilgisizdi ve bilgisizdi. Her güzel söylenene temiz kalbiyle kolayca inanıyordu. Zamanımıza gelince bilgi çağındayız ve anlıyoruz ki insanımızın gönül yanı fakirdir ve akıl yanı da fakirdir. Onlar çoğunlukla zihnen bağlı ve buyruk altında olup yalana, söylentiye ve palavraya inanıyor ya da inanmış görünüyor. Söylerken ya da dinlerken bu fark etmez. Sonuçlar ortada. Ziyan, kötülük, çirkinlik. Keşke zihinler hür olup gerçek olanı yalanlardan ayırt edebilse. Ali Ara, 2015. 16 Temmuz 2023. Teşekkür ediyorum.